Arkadaşlar hoş geldiniz. Amerika'dayız, Dallas'tayız. Dallas'ın Prosper beldesindeyiz. Burada da seçimler oldu diyecektim ama burada seçim falan olmadı. O yüzden buradakilerin öyle bir heyecanı yok. Gayet stabil bir hayat yaşıyorlar. Ve tabii ki Dallas'a biz Lütfü abimin yanına geldik Fırat'la beraber. Tabii böyle başı kesik tavuk gibi gezince Amerika'da işte emir falan var yanınızda. İnsan zorlanıyor, hayat zorlaşıyor. Ama ne oldu? Biz dedik ki ya Amerika'ya kadar geldik. Yanımızdan da birkaç kere Cybertruck geçince dedik ki bizim... Bir dakika, Cybertruck çekmemiz lazım dedik ve karşınızda Tesla Cybertruck. Arkadaşlar kamera hataları olabilir, emir çekiyor. Yani yorumlara yazın, emir eline sağlık falan yazın, üzülmesin. Kötü bir şey yazarsanız içerlenir. Tamam, babası da burada. Şimdi abimiz, arkadaşımız hepsi şey olmasın. Siz hani kötü de olsa emire iyi bir şey, övgü. Hani Emir'cim, kardeşim, Ümit abimize destek olduğun için sağ ol falan. Şey geçiştirin yani, tamam. Gel kanka. Arkadaşlar, dünyanın en ilginç tasarımı mı ya da dünyanın en çirkin arabası mı bilmiyoruz. Bunun cevapları bütün dünyaya yayılmış durumda. Zaten dünyayı salladı malumunuz. Abi bunun lansmanını da hatırlıyorsun. Elon Musk gitti bir camı mamı kırılmıyor, ayağı yaptı. İşte kırıldı, bir şeyler oldu. Bence PR operasyonuydu. Bunu da siz yorumunuzu yazın. O abimiz seviyor o işleri. Ama sonuç olarak yaptı mı yaptı. Önümüzde tam 3 tonluk 600 beygir gücünde 547 kilometre menzili olan 4 çeker elektrikli bir Tesla var. 2 çekerlik motoru da var. Bir ucuz versiyonu. Bir de daha birkaç ay sonra çıkacak olan Cyberbeast modeli varmış. O böyle burada 100 bin dolar falan artık böyle görgüsüz paket. Fuller fullü. Lütfü abim onu bekliyor mesela. Hani bu foundation, bu orta paket. Lütfü abim binmez orta pakete. O yüzden onu bekliyoruz. Değil mi Lütfü abi? Fuller fullü gelince biz öyle boş araba almayız. Gel kanka. Şöyle şu tarafın, hatta güneş o tarafta. Gel o tarafa gidelim. Bagaj testi gelir mi? Ha? Tarihin en değişik bagaj testi gelir mi? Arkadaşlar yanı böyle. Yani böyle bilim kurgu filmlerindeki tank mı desem, uzaya giden uydu mu desem. Hani bu arabayla ilgili çok fazla yorum var. Haklı da insanlar. Harbiden bu zamana kadar gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Orada netiz. Hani çok araba gördük. Çok araba videomuz var. Ya da kendimiz de siz de çok araba gördünüz. Ama bu bir tuhaf. Ya bu bir garip. Bunu hiçbir şekilde konumlandıramıyoruz. Ya da bunu ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çünkü gel hatta kapıdan başlayalım. Buna ulan vurma videoları var. Şey yapsak mı? Ha? Yamulmuyormuş arkadaşlar. Araba yamulmuyor diyorlar. Tekme falan atılan videolar var. Ha? Var mıyız? Güneşte çıktı mı Gamze? Ona göre boyasız göçüye gidelim abi hemen. Şimdi bak gel abi, gel kanka, yaklaş. Bak görüyor musun? Araba arkadaşlar bildiğiniz yani çelik saç. Çünkü zaten bunu birebir böyle yaptığı için, yani herif bunu bükemediği için tasarımı böyle yapmış. Bize de böyle çaktı. Ama ne oldu? Bütün dünyanın ilgisini çekti. Ben sevdim. Neden sevdim? Garip ve sıra dışı olduğu için mesela ben pozitifim arabaya karşı. Hele ki böyle yakından görünce yani fazlaca etkileyici. Gerçekten uzun zamandır yolda bu kadar ilgi çeken bir araba görmedim de binmedim de, onu söyleyeyim. Harbiden çok tuhaf bu arada. Garip hissettiriyor yani kendinize. Dünyanın en büyük sileceğine sahip. İçeri geçeceğiz, içeri bakacağız. Şunu göstermişken devam edeyim. Dünyanın en büyük sileceğine sahip arkadaşlar. Zannediyorum bu kaçtır kanka? 140 santim falan bu. Benim el mezuredir çünkü ölçeremem. 140 santimlik falan bir sileceği var. Şimdi çok fazla anlatacak şey var ama ben bagajdan biliyorsunuz kopamıyorum. Bak gel kanka, buradan açılıyor. Evet, burada tabii hava araçları arada çekimimize sesler girebilir arkadaşlar. Burada maşallah taksi gibiler de öyle takılıyorlar. Darısı başımıza bizde. Ha? Lisansı getirip şurada bir konverteydik, iyiydi. Neyse hadi bakalım. Şey yapma çok, kullanıyorum ben de aynısını. Çekime çok havalı bir giriş yapmana gerek yoktu. Ne oldu, bozuk mu abi? Abi Tesla'larda hata var diyorlar. Tamam kızdı. Bu arabanın da böyle garip şahsiyetli hareketleri var değil mi? Kesin ben yanlış yapmışımdır. Evet arkadaşlar, ön bagajımız. Şurada güzel bir Cybertruck işlememiz var. Hatta böyle bizim eve gelen ustalar var ya, böyle kötü işçilik yapan usta, sıcak silikonla bir şeyler yapanlar var ya, onlar gibi olmuş. Onunla bir Cybertruck yazmışlar. Kapatalım mı? Ha? Ha ne diyorsunuz? Sığar mıyım? Yok, Lütfü abi hayır dedi. Fırat sığar mıyım? Bence Emir? Ulan 3 hayırla uğurladınız mı beni? Manyak mısınız? Bir dakika dur ya. Abi ben 718 Cayman'ın bagajını kapatmış adamız biliyorsun. Bir dakika ya. Ben nasıl girmiştim Porsche'nin bagajına? Şöyle bir kendimi kapat. Ya dur bir dakika abi, niye modum bozuyorsun? Belki olacak, belki küçüleceğim. Ben mide ameliyatı oldum bu düğmeleri duymamak için ya. Şöyle terse kapatsam ayağımı. Olmaz mı harbiden? Tamam peki, olmazmış. Bunu da kapatamadık. Bir bagaj testi. Neyse kapatayım ben. Şey tesisatçı çatalı çıktı mı? Neyse şey yapalım ama. Evet arkadaşlar devam edelim. Devam edelim. İlginç bir video oluyor. Bence çok ilginç bir video oluyor. Tamam kapatmadı. Hah kapattı. Bence sen içindesin diye. Şerefsiz ya.
Bu Tesla'nın bu triplerine de hastayım ha. Evet, arkasına gidelim hadi. Arkada daha çok eğlence var. Kartı bendeymiş. Arkadaşlar kartını da göstereyim. Şu. Şu. Netle bas üstüne. Şu. Oldu mu? Emir oldu mu? Oldu. Emir oldu mu? Oldu, oldu. Teşekkürler. Evet. Bir dakika ya, dur. Şu ana kadar hala abone olmayanlar var bu video. Bu, bak kaç dakikadır videodayız. Fark ettiniz mi siz de? Abi Dallas çok sessiz ya, ben hemen uyandım mesela. Hala abone olmayanlar var. Bence buradan da olan çok olacak. Evet, ilginç. Bekliyoruz. Onu yakaladım. Hemen araya girmek istedim. Kartı böyle okutuyorsunuz normalde, biliyorsunuz arkadaşlar. Klasik Tesla. Şimdi bagajı göstereceğim size. Bari burada bir bagaj testi yapalım ya. Ha? Bak. Buradan bastık. Şu. Tek tuş. Şu. Nasıl? Arkadaşlar bir de Tesla size şey satıyor. Ekstra bir batarya paketi satıyor. İsterseniz menzili uzatabiliyorsunuz. Buraya ek bir şey satıyorlar, opsiyon. Hani buraya da bir batarya paketi geliyor. Böyle işte 700'ün üstüne çıkıyor menzil. Öyle opsiyon olarak da satın alınabiliyor. Bunun üstünde çıkıp tepinenler var. İnternette gördüm. Biz tabii evde denemeyin, tavsiye etmiyoruz. Pahalı da bir araç. Şimdi Amerika kıtasında başımıza iş almak istemiyoruz şu anda. Hani çıkıntılık yapmak istemiyorum çok. Derken... Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Arkadaşlar hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ama hakikaten bizim pick-up'lardaki gibi o sürgülü şeyler var ya, onlar gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu çok başka bir malzeme, başka bir sağlamlık var. Yani esnemiyor bile. O yüzden internette o videolar meşhur. Ama tabii ki ben zıplamayacağım. Hoş, zaten bu zayıflıkta zıplamamın da çok fazla efekt olacağını düşünmüyorum. Yani reytingi olmaz diye düşünüyorum. Şöyle yapıyorsunuz. Açılırken otomatik açılıyor. Kapatırken şöyle bizim Defender'daki gibi ufak bir vakumumuz var sadece bagajda. Kapılar da var zaten. Bu tarafına geldi. Abi şu açıya bakar mısın ya? Ya gerçekten muhtemelen dünyada Tesla Cybertruck'ı havuç dilim baklavaya benzeten tek millet biz olabiliriz. Bunu da şu anda uydurdum. Ben çünkü buradan bu üçgene bakınca eski bir şişman olarak aklıma havuç dilim baklava geldi. Bu bir suç değil bence, bunu söyleyebilirim değil mi? Ayıp bir şey söylemedim şu anda. Çok garip bir tasarım gerçekten. İnsanlar bunu niye alıyor? Bence tamamen ilgi çekmek için olabilir. Çünkü atıyorum off-road özellikleri zayıf bir araba. Hani bunu ne için alacağında, hani bir arabayı bir şey için alırsın. Çiftlik yaşamın vardır, pick-up istiyorsundur. Ne bileyim, hız istiyorsundur. Birçok sebebimiz var ya araba alırken. Mesela Cybertruck'ı ne için alacağını bilmiyorum. Ben olsam muhtemelen çok değişik olduğu için alırdım. Ve fazlaca ilgi çektiği için alırdım. Onun dışında nasıl bir amaca hizmet eder? Hani çok bir fikrim yok. Burada böyle boydan boya LED farları var. Görüyorsunuz. Onları da size yakıp gösteririm. Altta sinyalleri var. Şu geçişler çok güzel bu arada. Şurada bagajın açma düğmesi var. Burada çeki demiri var iki tane. Herhalde şeyler var ya abi. Dün bir tane şey vardı ya. Millet karavanın arkasına arabasını bağlayıp götürüyor Amerika'da. Öyle bir trip var arkadaşlar. Buna nasıl yapılır bilmiyorum. Elektrikli arabayı çekmek de iyi bir şey değil ama. Ama muhtemelen bir simetri için yapmışlar. Niye yaptılar o tasarımı bilmiyorum. Gel abi lastikleri de inceleyelim. Goodyear özel bir lastik üretmiş Cybertruck arkadaşlar. Zaten tasarımı da şu şekilde. Bunun bir de opsiyonel olarak kapağı var. Kapağını satın alabiliyorsunuz. Kapaklı çok güzel bu arada. İnternette görmüşsünüzdür. Ben kapaklı daha çok seviyorum ama bu da zaten çok yeterince agresif ve farklı duruyor. Arazi lastiği var üzerinde. Yani tahmin ediyorum şu desenden dolayı ve o kapağın oraya uymasından dolayı zaten Tesla'ya özel üretilmiştir bu lastik. Başka markalar çalıştı mı lastiği bilmiyorum ama üzerinde Goodyear var. Herhalde o da Amerikan markası diye yerli üretimden yürümüşler gibi geliyor. İçeriye geçelim. Emir'cim sağ kapıdan gel bakalım kardeş. Gel bakalım, gel bakalım. Kapıyı açıp gel Emir'cim, gel. Evet Emir abi gel bakalım. Şöyle arkadaşlar şu yüzlüğü çıkarayım artık ya. Dünyanın en sade tasarımı ödülü alabilir bu araba. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir detay yok. Sadece bildiğimiz o Tesla'nın bu 18 inçli galiba 18 inçli ekranı var. O meşhur kesik direksiyonu var. Şimdi kullanırken buna yorumlarımı yapacağım. Bir fikrim yok. Ben böyle şeylere biraz uzağım. Ben bu arada ekranın da bu kadar büyüğüne ve her şeyin elektronik olmasına gerçekten uzak bir adamım. Ama tabii bu da bu yani. Bu arabada başka türlü olmazdı bence. Zaten onu enteresan yapan da bu. O yüzden garip bir iç hacmi var. Garip bir könik bir yapısı var. Hani ferah mı ferah. Ama mesela ön cam başlangıç yeri acayip uzun size. Ya uzak. O mesela şimdi sürerken nasıl hissettirecek bilmiyorum. Yani burada görmesi bile tuhaf. Şu klima çok ses yaptı ya. Biraz kısayım onu. Klimayı kısamadı diye. Bir dakika abi. Oğlum dur artık dur. Kapanmıyor. Arkadaşlar kapatamıyorum. Off. Burada kocaman off yazıyormuş. Kapatmadı hala. Hala bekliyorum. Tamam kapanmıyor. Önemli değil. Yapacak bir şey yok. Seni de böyle kabul ettik Tesla. İçi böyle arkadaşlar. Şurada iki tane bardaklık var. Burada wireless şarjları var. Kablosuz şarj. İki telefon aynı anda şarj edebiliyor. Mesela yolcu olarak da koydunuz. Böyle
klasik alışılagelmiş bir saklama alanı var. Ama şeyde mesela gel abi bak tasarım detaylarında hep bir şu arabanın üçgen durumuna bir vurgu var. Ya hep bir detaylarda şu var. Bak mesela kapağın iç tasarımını düz yapabilirdi, yapmamış, anladın mı? Bu yani hep bir buraları zorlamış tabii, çok fazla üzerine konuşulduğu için, arabanın çok arge yapıldığı için. Hani bunları kovalamalı normal. Diğer Tesla'larla aynı gibi geliyor koltuğu bana. En azından bir tık kalını gibi ama yok aynı. Bence aynı Tesla koltuğu. Ortada Isofix var. O güzel bir şey. Hani ben mesela bana bazen ortada Isofix olmasını isterdim kendi arabamda. O benim için önemli bir detay. Şimdi bizim kızların bakıcı ablası var mesela. Uzun yola tatile giderken kız mahvoluyor ortada. Yani Isofix'leri bağlamak zorunda olduğumuz için. Arkaya da bakalım. Genişlik şu. Şu. Nasıl? Tesla Cybertruck. Arkadaşlar diz mesafesi şöyle. Ferahlık böyle. Vallahi iyi ki geldiniz. Güzel oldu. Kolum çarptı. Tam şaka yapıyorum, bir şey oluyor. Neyse. Yani göründüğü gibi bir araba. İçinde de o tuhaflığı hissediyorsunuz. Ama gerçekten çok geniş. Hele ki o zaten içinde farklı şeyler olmadığı için. Sadece bir ekran ve bir direksiyon olduğu için. Ön taraf zaten alabildiğine ferah. Ama arka tarafta da mesela o tavanın bu şekilde aşağı könik gelmesine rağmen yine şey fazlaca geniş. Herhangi bir problem yok. Dediğim gibi zaten hani bu iyi bu kötü diyebileceğimiz bir otomobil değil bence. Tuhaf bir kamyonet neyse. Yani alışkanlıkların dışında bir araç olduğu için. Hani siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hani ne düşündüğünüzü. Beni yeterince tuhaf hissettirdi, garip hissettirdi. Şimdi bir de sürüşe çıkacağım. Hissiyatının çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Klasik bir Tesla olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazdan söylerim ama. Ama tasarım yeterince ilginç yani. Böyle garip bir şeyin içindesiniz. Gerçekten bir filmden fırlamış gibi bir durumu var. Bunu böyle sürekli yaşamak güzel olur muydu? Olurdu herhalde bence yani. Ama bize gelir mi bu araba bilmiyorum. Hani herhalde bir şekilde getirirler. Gelecektir diye düşünüyorum. İllaki. Çünkü regülasyon açısından bizde bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Bununla ilgili bilenler varsa yazsın ama bence gelir zaten. Niye gelmesin? Hadi bakalım sürelim biraz ya. Ha? Ortam yapalım. Evet arkadaşlar Cybertruck. Şunu da şöyle koyuyorsunuz. Kartı okuyor. Daha doğrusu burada olduğunu hissediyor. Bak şu an hareket. Gördün mü? Hazırız. Hadi görüşürüz. Ben geziyorum. Ararım ben sizi. Tamam hadi. Sağ ol sağ ol. Sinyal her şeyine o kadar şeyiz ki. Garip ki araba. Direksiyonda arkadaşlar sinyali. Bak bir şey söyleyeyim mi? 5. saniyedeki izlenimimi söyleyeyim mi? Hiçbir şekilde araba hissi yok. Yani iş makinesi desem değil. Uzay aracı hiç kullanmadım bilmiyorum. Uçak benzemiyor. Yani şu anda bence tamamen tanımlanamayan bir durum var arabanın hissiyatında. Çünkü bu açı, şu kelebek camın yani ön kelebek diyeyim daha doğrusu oradaki parçalı açı ve gerçekten camın bu kadar uzak olması çok tuhaf. Ama çok zevkli biliyor musunuz? Harbiden zevkli. Allah Allah. Ya şeyi o sessizliği, gidişi, gaz hissiyatı klasik Tesla'da. Ama kütleyi hissediyorsunuz. O bir garip yani. Etrafta çok güzel değil mi ya? Vallahi iyi ki geldik. Bunda böyle direkt bir bağlantı yok arkadaşlar. Yani atıyorum bizdeki o direksiyon kutusundan mil gider öne bir bağlantı vardır ya. Bunda öyle bir durum yok. Tamamen her şey elektrikli. O yüzden düşük hızlarda mesela çok çeviriyorsunuz direksiyonu. Ama yüksek hızlarda seyir halindeyken minicik çevirdiğinizde bu direksiyonun kesik tasarımından dolayı araba çok iyi dönebiliyor. Arka tekerleklerde zaten arka aks var arabada. 3 derece kadar dönüyor. O yüzden manevra kabiliyeti çok yüksek. İnternet sitesinde yazıyordu galiba 11 küsür metre gibi bir dönüş çapı var. Hani o yüzden şeyi var yani mesela bu kütleye göre ya da bu tasarıma göre oradaki açıklarını kapatıyor. Kütle böyle ama böyle garip bir şey tank gibi bir şey kullanıyorsunuz ama sonunda şeyde değil. Hani böyle hayvan gibi bir şeye hükmetmiyorsun yani. Gerçekten biraz hissiyatı zaten normal ve tamam arabadan farklı ama hani öyle bir garip bir şeyin içinde hissetmeniz sizin o konforlu sürüşünüze yansımıyor. Lan nasıl toparlı? Bu cümleyi bir daha kur desen kuramam ha. Ne dedim oğlum ben? Laga 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 laga. Arkadaşlar şurada bir sıfır yüzümüz yok mu ya? Oğlum el direkt şeye gidiyor. Şuna gidiyor el. Bu kadar huzurlu bir ortamda sıfır yüz yapmamız yok mu? Ha? Şurası boş. Oha. Bir şey diyeceğim. Yok çok. Bütün söylediklerimi geri alıyorum. Hayvan falan değil bu. Bu başka bir şey. E tabi 600 beygir. Tamam tamam. Tesla sensin tamam. Sensin. Bana bu kadar sürüş yeter. Zaten bütün kameradan arabanın her yeri kamera olduğu için her yerini görüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hani kör nokta gibi bir derdiniz yok. Normalde aynalar bu üçgen tasarım aslında biraz kör nokta
ya da sebep oluyor. Ama onu da zaten kameralarla çözüyor Tesla genel olarak biliyorsunuz. Hani kamera kalitesi vesaire de hiçbir sıkıntı yok. Hem üst düzey kaliteli hem de kayıp yok. O yüzden sadece burada olay şu, Tesla kullanıcıları biliyordur bunu. Sadece hakikaten arabaya alışmak lazım. Buna alışacaksın, bununla yaşamayı öğreneceksin, önüne arkana buradan bakacaksın falan. Şimdi böyle bir hissiyat oluyor ama, şimdi ben bakıyorum dikiz aynasında, bir şey gözükmüyor ki abi. Buna alışacaksın yani, bunu bir süre gerçekten vakit geçirmen lazım. O zaman çözülür bu iş. Onun dışında her şey fazlaca teknolojik, fazlaca Tesla. Artık bence bu hayatımızda bu sekmeyi açtı Tesla. Yani böyle teknolojik falan gibi kelimeler yetersiz. Fazlaca Tesla her şey. O yüzden ilginç bir araba olmuş. Ben de Amerika'ya gelince fırsat bu fırsat. Lütfü abim sağ olsun bütün tuşlara bastı ve hemen bize Cybertruck. Hani o yüzden iyi hissediyorum kendimi bu fırsatı yakaladığım için. Çünkü hani gelir Türkiye'ye kim alır ne yapar bilmiyoruz. Ya da kaç para olur bilmiyoruz. Ya da gelir mi bilmiyoruz. Bütün bu sorular cevapsızken böyle bir şeyi yaşamak iyi oldu. Ben de böyle Dallas'ın huzurunu çok bozmadan. Baksana mesela dönüş yarı çapı. Acayip aslında dar biliyor musun dönüş yarı çapı? Çat diye döndü. Go-kart gibi dönüyor araba. Çok ilginç yani. Herifte garip bir teknoloji oldu. Garip şeyler yapıyor Elon Musk. Rabbim sonumuzu hayretsin. Daha neler sokacak hayatımıza acaba? Amerika'da bu sinyal işlerine falan. Sakın atlamayın. Kurallar öyle stop yazan yerde stop falan. Aman ha tadımız kaçmasın. Şu anda video çekiyorum diye çaktırmıyorum. Bizimkileri kaybettim. Gideceğim yere ulaşmam lazım. Ve hani neredeyim, bölgede nereye varıyorum, bu sokak nereye çıkıyor hiçbir fikrim yok. Ama kendi imkanlarımla bunu şey yapmaya çalışacağım. Şu Tesla'nın şeyinden de ufak bir yardım alayım. Ben bir çıkmazdayım ya. Buradan çıkmam lazım. Çok kötü durumdayım. Kendimi biraz gergin hissetmeye başladım. Ya şu arabaları okuması falan acayip ya. Şu zaten harita kalitesi bambaşka bir seviyede Tesla'nın. Ben Lütfü abinin adresini yazayım ya. Vay, sokağın öbür ucundaymışız ya biz. Tamam. 200 feet sonra sağa dönün diyor. Buradan. Bunun bu sesini seviyorum ha. Tribal bir sesi var ya Tesla'nın. Huzur bozan bir sesi var gerçekten. Siz bu arabayı alır mısınız? Ya da ister miydiniz otoparkınızda böyle bir şey olsun? Ya da mesela herkes şey yapabilir. Hani bence öyle daha iyi anlaşırız çünkü bu belirsiz. Siz arabanın varlığına, tasarımına 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Öyle ölçeriz anca bunu. Beğendim beğenmedim diye yazın çünkü çok göreceli bir şey. Herkes de beğenmeyebilir bu tasarımı. O yüzden siz de yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi burada geri geri koyalım, havalı dursun. Bak şuradan, ekrandan hop. Oha. Bunu size göstermem lazım. Bak vitesi şuradan. Bak ileri. Şimdi geri aldım. Evin önüne yanaşacağım. Oğlum ne garip bir arabasın sen ya. Lastiğin sesleri geliyor. O kadar garip ki lastikleri. Gacır gucur. AVM'de dolaşırken öyle bir ses gelir ya. Arka alalım. Öyle bıraktık. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Dallas'taydık. Tesla Cybertruck'la tanışmış olduk. Çok hoşuma gitti gerçekten. Hakikaten görüyorsunuz. Bu uzun yıllar bu garipliğini bence koruyacak. Çünkü geçmişten mi gelecekten mi geldiği belli olmayan bir tipi var. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Saygı ve sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. Beni yalnız bırakmayın. Şey yaparız, haberleşiriz. Sağ ol. Lütfü abi teşekkürler. Sağ ol.